Bu gördüğünüz hünnap sirkesi. Yalnız üzerindeki küçük küçük beyazlıkları fark ediyorsunuz. O beyazlıklar biraz önce şu haldeydi. Yani tamamen kef sarmıştı. Bunu daha fazla bekletmek uygun olmazdı. Çünkü biliyorsunuz kefin uzun süreli kalması halinde küfe dönme ihtimali var. Küf olduğu zaman da sirkemiz çöp oluyor. Bundaki kef daha yüksek orandaydı. İkinci bir kavanozumuz daha var. Bakın burada kef ve ana karışık arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım süzgecimle. Görünür mü bilemeyeceğim ama evet. Bakın burada kef de var, ana da var. Ama hangisi galip bilmiyoruz. Risk almak istemediğim için buradaki kefi de yahut kefli anayı da aynı şekilde temizleyeceğim süzgeçle. Süzgecimizi bu şekilde daldırarak olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz. Bakın yakından gördüğümüzde işte bu pamuksu görüntü. Görüntü biraz bozuldu ama bu pamuksu görüntü keftir. İçinde ana karışık olmuş olmamış çok da önemli değil. Bir müddet bekledikten sonra hangisinin galip geleceğine de bakmak mümkün. Ama risk almak istemediğimiz için bu kefleri de temizleyip, olabildiğince temizleyip, gerçek, sağlıklı, jel kıvamında iyi bir anaya kavuşmayı, daha sonra o ananın kendiliğinden çökmesiyle de sirkeyi süzme aşamasına yaklaşmayı, o aşamaya gelmeyi ümit ediyoruz. Bunu temizlemezsek büyük bir risk almış oluyoruz. Çünkü sirke bakterilerinin galip gelmemesi halinde kahmayası da denilen bu kefler galip gelebilir ve uzun süreli kalırsa da onlar küfe döner, küf zehirdir, hiçbir şekilde kullanılamaz. Buna lütfen dikkat edelim.